Matematiksel işlemler. Bir algoritma içerisinde 4 işlem işaretlerini kullanarak bilgisayardan aritmatik işlemler yapmasını isteyebiliriz. Buradaki tabloda kullanabileceğimiz işaretler listelenmiş. Aşağıdaki örnek kod ile bilgisayardan bizim belirlediğimiz bir matematiksel işlemi yapmasını ve sonucunu ekrana yazdırmasını isteyelim. Örneği çalıştıralım önce. Sonuç, işlem sonucu 3. Algoritmaya bakalım. Toplam isminde bir değişken tanımlanmış. İçi şu anda boş. Bir sonraki adımda bu değişkenin içerisine 2 artı 1 bir matematiksel işlem eşitlenmiş. Bu satırdan sonra toplam değişkenin içeriği 3. Son olarak da yaz fonksiyonuyla toplam değişkenini ekrana yazdırmış. Burada yine toplama işareti kullanmış. Toplam değişkenin içeriği sayı olmasına rağmen toplama işaretinin diğer tarafında bir metin ifade olduğu için metin ile sayıyı yan yana birleştiriyor toplama işareti aynı zamanda. Eğer ki yukarıdaki örnekte sayılardan birini metin yapsaydık, burada da birleştirme işlemi yapıp değişkenin içine birleşmiş halini ekleyecekti. Tekrar çalıştıralım metin yaptığımız algoritmayı. Ne olacaktı? 2 artı 1, 21 olarak değişecekti sonuç. Yukarıdaki örnekte toplama işleminin 2 artı 1 sonucu toplam isimli değişkene aktarılmıştır. Şimdi ise içinde sayı tutan bir değişken ile matematiksel işlemler yapalım ve işlem sonucunu ekrana yazdıralım. Örneği çalıştırıyorum. İşlem sonucu 10. Algoritmaya bakalım. Sonuç isminde bir değişken tanımlanmış, içi boş. Bir sonraki adımda sayı 1 isminde bir değişken tanımlanmış ve içerisine 2 sayısı aktarılmış. Üçüncü aşamada sonuç değişkeni, içi boş olan sonuç değişkeni eşittir. Parantez içinde sayı 1 değişkeni artı 3 çarpı sayı 1. Burada kullanılan parantez matematikteki gibi bir öncelik belirtiyor. Önce parantez içindeki işlem yapılır. Normalde matematikte öncelik çarpmanın olduğu için eğer bu parantez kullanılmasaydı önce çarpma işlemi yapılacaktı. Sayı 1'in içeriği 2. Demek ki burada ve burada 2 sayısı olacak. Parantez içinde 3 artı 2, 5. 2 çarpı 5, 10. Ve bir sonraki adımda da yine yaz fonksiyonuna parametre olarak bir metin ve
sonuç değişkenini göndererek sonucu yazdırmış. Eğer ki parantez koymasaydık, öncelikli çarpma olacağı için 2 kere 3, 6 artı 2, 8. Sonuç 8 olacaktı. Aynı zamanda parantez iç içe daha fazla sayıda da eklenebilir. Çarpı 8 eksi 4. Ne olacak? Önce enişteki parantez yapılacak. Sonra onun bir dışında işlem öncelik sırasına göre yapılacak. Böyle sırayla yukarıya doğru gidecek. Sonuç 50'ymiş. Şu işlemin sonucu. Devam edelim. Bilmemiz gereken bazı kurallar. Toplama işaretini sayı veya içine sayı atanmış değişkenler ile kullandığımızda toplama işlemi yapar. Bir metinle birlikte kullandığımızda ise birleştirme işlemi yapıyor. Bir matematiksel işlemin öncelikli olarak yapılmasını istediğimizde onu parantez içerisinde yazmalıyız. Bu örnekte yaptığımız gibi. Kod içerisinde üzerlerinde matematiksel işlemler yapabileceğimiz birçok sayısal veriye ulaşabiliriz. Aşağıdaki örnekte robotun yolun sonuna gitmesi için kaç birim ilerlemesi gerektiğini, robot nokta konum ve zemin nokta son konum değişkenlerini kullanarak hesaplamaya çalışalım. Burada kod içerisinde matematiksel işlemler yapabileceğimiz sayısal veriler, algoritmaların kullandığı bazı değişkenler olabilir. Örnekte verilen iki değişken robot nokta konum, robotun zemin üzerindeki konumunu taşıyan değişken. Ben robotun algoritma içerisinde robotun zeminde hangi konumda olduğunu öğrenmek istediğimde ne yapıyorum? Robot nokta konum değişkenine bakıyorum. Bir diğeri de zeminin uzunluğunu taşıyan değişken. Diyelim algoritma içerisinde bir işlem yapmam gerekiyor ve zeminin uzunluğuna ihtiyacım var. Ne yapacağım? Zemin nesnesinin son konum değişkenine ulaşıp bu bilgiyi oradan alacağım. Burada bir örnek var. Bir robot bir zemin üzerinde, zemin 4 birim. Önce bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman bazı bilgiler yazdırıyor. Ne? Başlangıç konumum 1. Evet, robotun başlangıç konumu 1. Zeminin son konum 4. Zeminin son konumu da 4. Hedefe ulaşmak için 3 kere ilerlemem gerekiyor. Yani hedef son konumda 1, 2, 3 kere ilerlediğinde hedefe ulaşıyor. Şimdi algoritmaya bakalım. Önce ilk satırda başlangıç konumum metinine
robot.konum değişkenini birleştirerek ekrana yazdırmış. Şu başlangıç konumu, robotun konumu da 1'miş. Bu 1 sayısını değişkenden alıp ekrana yazdırmış. İkinci satırı geçtiğimizde bu sefer zemin son konumu yazdırmış. Yine değişkeni kullanarak. O da 4. Bir sonraki aşamada mesafe isminde bir değişken tanımlamış. Ve bu değişkenin içerisine zemin son konum eksi robot konum matematiksel işlemini aktarmış. Bu da 4 eksi 1'den 3 yapıyor. Bu satırdan sonra mesafe değişkeninin içeriği 3. Daha sonra yaz fonksiyonuna boş bir metin göndererek boş bir satır açılmasını sağlamış. Ve o boş satırdan sonra mesafe değişkeniyle iki metin ifadeyi birleştirerek ekrana yazdırmış. Burada robot.konum ve zemin.sonkonum değişkenleri algoritma tarafından otomatik olarak güncelleniyor. Yani burada robot birinci konumda ben bu kodları çalıştırılmadan önce robot.ilerle fonksiyonu ile robotu bir birim ilerletseydim ne olacaktı? İlerledikten sonra algoritma devam ediyor çalışmasına ve robotun konumu artık 1 değil. Robotun konumu 2. Çünkü bir adım ilerledi. Otomatik olarak bu değişkenin içeriği değişmiş. Sonra zeminin son konumu hala 4. Matematiksel işlemin sonucu da değişti. Artık konum 2 olduğu için 4-2'den 2 birim ilerlemesi gerekiyor. Ve mesafe 2 kere ilerlemem gerekiyor diye eklenmiş. Bir de şunu söyleyeyim. Şurada metinle sayıyı birleştirirken şuradaki metinin sonunda bir boşluk ve sağ taraftaki metinin de başında bir boşluk var. Çünkü mesafe boşluksuz olacağı için eğer metinde o boşlukları yazmazsak şu şekilde birleştirir. O yüzden buralarda birer boşluk bırakılmış. Zemin nokta son konum değişkeninden, zeminin uzunluğundan robot nokta konum değişkenini robotun konumunu çıkardığımızda robotun son konuma olan uzaklığını hesaplamış oluruz.